Mersin'de CHP'liler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla protesto etti. CHP İl Başkanlığı'nın çağrısı üzerine kent merkezindeki Cumhuriyet alanında bir araya gelen binlerce kişi Kılıçdaroğlu'nu hedef alan saldırıyı kınadı. Çeşitli siyasi parti ve STK temsilcilerinin de destek verdiği eylemde basın açıklamasını Mersin CHP İl Başkanı Adil Aktay okudu. Ülkemizin başkentinde hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dün hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçı'ya ve onun ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon değildir. Yapılan son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine, iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Adına gazete denilen bir takım paçavralarda kimler Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet Halk Partilileri hedef gösterdiyse, bir takım operasyon kanallarında kimler Sayın Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa, Cumhuriyet Halk Partililerin şehit cenazelerine alınmaması için kimler talimat verdiyse, değerli arkadaşlar, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine, Gazi Mustafa Kemal'in iki büyük eserinden biri dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bu saldırının altyapısını hazırlayanlar onlardır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak ve ülkenin demokratik birikimine sahip çıkmak isteyen her birimiz olarak bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktayız ve ayakta durmaya da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Gün kızgın demirin soğutma günü ise herkes de buna göre davranmalıdır. Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Ankara valisi ve daha önce sarf etmiş olduğu sözlerle bu provokasyona zemin hazırlayan İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Bu arada Milli Savunma Bakanı'na da bir sorumuz vardır. Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, o evi yakın diye bağıran hainlere dönüp de mesajlarınızı verdiniz demek ne anlama gelmektedir? Oh.
Çin'in Ningbo şehrinden gelen Ningbo Halk Siyasi Danışma Konseyi Başkanı Yu Wenan ve beraberindeki heyet Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Vahap Seçer, Mersin'in Ningbo şehriyle ortak noktaları olduğunu, karşılıklı etkileşim halinde oldukları takdirde ekonomi, bilim, sanat, eğitim ve kültür alanlarında birbirlerine olumlu katkı sağlayabileceklerini söyledi. Birçok limanımız var ama en önemli limanımız. Başkan Vahap Seçer konuşmasının devamında eğitim konusunda da işbirliğine açığız. Üniversiteler arası diyaloğun gelişmesi gerekiyor. Kültür ve sanat konusunda da benzeşiyoruz. Bu topraklar çok kadim ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan topraklar. Özellikle turizm alanında çok imkanlarımız var. Onların en başında tarihi ören yerlerimiz geliyor. Turizm konusunda da işbirliğine açığız dedi. Ekonomi konusunda Mersin'in önemli potansiyelleri olduğunu belirten Başkan Seçer, Mersin'in birçok alanda yatırım potansiyeli var. Bu önemli bir özellik ve her şehirde bunu göremezsiniz. Fakat biz istediğimiz ekonomik büyüklüğe henüz erişemedik. Çok daha iyi noktalara gelebiliriz. Sanayimiz oldukça iyi noktada. Tarım topraklarımız son derece verimli. Değerli ürünler yetiştiriyoruz. Transit ticaretin geliştiği taşımacılık sektörü de Mersin'de önemli. Yatırımcılara kapımız ardına kadar açıktır dedi. Ama yeterli devlet yatırımları alamadığımız için. Turizm konusunda istediğimiz noktalarda değiliz. Transit ticaretin getirdiği taşımacılık sektörü de önemli. Sizin de gördüğünüz gibi Mersin birçok alanda potansiyeli olan zengin bir kent. Başkan Seçer'i seçimlerden zaferle çıktığı için kutlayan Çin heyeti Seçer'e teşekkür mektubu verdi. Mersin'e ilk kez geldiklerini ve oldukça beğendiklerini belirten Çin hükümeti temsilcileri, "Biz buraya Çin hükümetini temsil etmek için geldik. Birkaç tane teklifimiz olacak. Birincisi, iki şehrin liman ilişkilerini geliştirmek istiyoruz. Ningbo Limanı'nın dairesi çok geniş. Mersin ve Ningbo'nun ortak noktası ülkelerinin en önemli limanlarına sahip olmaları. Liman ilişkilerimizi geliştirebilirsek iki şehrin ekonomisi de bundan çok olumlu yönde fayda sağlayacaklardır" dedi. Birbirimizle geliştirmemiz daha iyi. Çünkü önemli olan. Baba, ben Ningbo'da çok iyi bir港口. Bu Ningbo'nun çok eski bir tarihi eseri. Çok teşekkür ederim. Başkanım, bir fotoğraf alalım. Orayı özel bir ağaçtan yapılmışsın. Çin'de Ningbo'daki özel. Teşekkür ederim. Gençlerim. Thank you. Bu bir tuhafçı, bir tavsızçı. Evet, Sayın Başkanım. CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Seçer, seçimlerde kapsayıcı, birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışla yola çıktıklarını ve bu anlayışla devam ederek hizmet edeceklerini belirterek, "Biz bu seçimlerden zaferle çıktık. Biz CHP kitlesi olarak çok taassup içerisinde bir siyaset güçseydik başarılı olamazdık. Şimdi bundan sonraki süreçte hem bize oy veren %45'i hem de oy vermeyen %55'lik kesimi düşünürsek bir dahaki seçimlerde kampanyalarla yorulmamıza gerek yok. Zaten hizmetlerle, kapsayıcılıkla her seçimi alırız" dedi. Şeffaf ve adil bir belediyecilik anlayışı sergileyeceklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bizi herkes denetleyebilir. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Biz zaten 3 aylık gelir gider tablomuzu vatandaşların görebileceği şekilde yayımlayacağız. Şeffaf bir şekilde herkesin bu tabloyu görmesini sağlayacağız. Bizim hiçbir korkumuz yok" dedi. Seçer'le birlikte Mersin'e baharın geldiğini belirten Seyit Torun, "Bizim bundan sonra hata yapma şansımız yok. Şu an herkesin kafasında bir 1989 sendromu var. Biz o yıl Türkiye'de birçok belediyeyi almıştık. Şu anda da öyle bir hava var. Bize düşen sadece çalışmak. Bizler de sizlere inanıyoruz. Bu işi en iyi şekilde yapacağınızdan en ufak şüphemiz dahi yok" dedi. Ziyaret sonrasında Torun ve beraberinde gelen heyet parti yöneticileriyle birlikte Başkan Seçer'le birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Mersin'de küçük miktardaki gerçek paraların belirli yerlerini keserek, sahte 100 ve 200'lük banknotlara yapıştırarak çok sayıda banka ATM'sine yatırıp daha sonra başka ATM'den gerçek para olarak geri çeken 4 kişi yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir şikayet üzerine KG isimli bir kişiyi incelemeye aldı. Yapılan incelemede KG isimli şahsın küçük miktardaki gerçek olan paraların belirli yerlerinden keserek, sahte paralar üzerine yapıştırarak bu şekilde çok sayıda banka ATM sisteminden geçecek şekilde sahte para düzenlediğini, bu paraları ATM cihazından yatırdıktan sonra aynı bankanın başka ATM'sinden arkadaşları aracılığıyla orijinal para olarak geri çektiğini belirledi. Ekipler yapmış oldukları çalışmada Mersin, Gaziantep, Amasya ve Kayseri illerinde de bu işlemin yapıldığını tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ekipler KG ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalardaysa 68 adet 100 liralık sahte parayla geçirildi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen kişilerden KG ve SO tutuklanırken diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri Osman T. ve Gamze Gül'ün Mersin'den kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin uyuşturucuları getireceği aracı tespit eden ekipler otomobili durdurmak istedi. Karaman-Mersin Karayolu polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan iki kişiyle kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polisin havaya ateş açmasıyla panikleyen Osman T. ve Gamze Gül A. yakalanıp gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 4 kilo 875 gram esrar ele geçirildi. Ekipler ardından Osman T. ve Gamze Gül'ün evlerinde de arama yaptı. Osman T.'nin evinde 120 plastik bardak ve saksıya ekilmiş kenevir, 40 gram esrar ve 62 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyon kapsamında Osman T.'nin eşi Fadime T. de gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen kişiler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mersin polisi bir otomobil ve otobüste yapmış olduğu aramada 6017 uyuşturucu hap ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D400 karayolu üzerinde uygulama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 4487 adet ekstazi uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Yine farklı bir uygulamada Mersin'e gelen şehirler arası yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Ekipler otobüste 1530 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Konuyla ilgili otobüste bulunan bir kişi gözaltına alındı. Mersin'de tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucunda yaşanan kazada 6 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza Mersin-Adana D400 karayolu serbest bölge kavşağında yaşandı. Turgay E yönetimindeki minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 24 işçiden 6'sı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yol kapalı kalırken minibüsün kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu yaşanan kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Hasan Gemici İdaresi'ndeki otomobil Pozantı-Tarsus otoyolunun Karakütük mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada sürücüyle birlikte araç içerisinde bulunan Gülay K. ile Mehmet Lokman Ş. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılırken hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Lokman Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Mersin'de 18 Nisan'da başlayan ve 20 Nisan'da sona eren 2. Biber Expo. Mersin biber tanıtım günleri ziyaretçilerden büyük ilgi görürken düzenlenen acı biber yeme yarışması da büyük ilgi çekti. Yarışmanın ilk etabı mahalle muhtarları arasında gerçekleşti. Acı mı muhtarım? Burada acıya dayanıklı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İkisi bu tabağa hiç dokunmamışlar. Az önce muhtarından bir tane atmıştı. Evet. Süleyman muhtarından 2,5 atmış. O zaman Cengiz muhtarımız. Muhtarım acı var mı? Biber tatlı da tatlı. Şu an gözlerinizden yaş geliyor. Acı acı da olsa ne yapak yani? Başla. İki küçük çocuğun da katıldığı yarışmada çocukların gözlerinden yaşlar boşaldı. Biber nasıl yenir gör. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş Allah'ını diyorum Emrullah. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Biberden gel Emrullah. Çok. İç ayran iç. Ağzını da çal. Ben ayran yiyorum. Ağzı yalan. Acı biber yeme yarışmasında kadınlar da yarıştı. Yavaş. Sakin, herhangi bir sıkıntı yok. Yarışmadaydınız. Evet. Bayağı da acı yediniz. Evet. Nasıl buldunuz? Vallahi güzeldi. Ben önceden acıyı sevmezdim, yemezdim de. Antepli birisiyle evlendim eşimle. Ondan sonra yemeye başladım. Yemeklerimiz acı olmaya başladı. O sevdiği için ben de yedim. Yani acıyı alıştım. Bayağı epey de yedim yani. Hiç düşünemiyordum bu kadar yiyeceğimi. Yarışma sonucunda muhtarlar kategorisinde Adanalı oğlu mahalle muhtarı Cengiz Demir, çocuklar kategorisinde 11 yaşındaki Nesip Garip, kadınlar kategorisinde birinci olan İpek Tekin'e ödüllerini Akdeniz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Dinçer Göçmen verdi. Spor Toto ikincilik kırmızı grupta yer alan Tarsus İdman Yurdu ligin 32. haftasında sahasında oynadığı maçta zirve mücadelesi veren Fatih Karagümrü'ye 2 penaltı golüyle 2-1 mağlup oldu. Ligin son haftaları yaklaşırken kümede kalmayı garantileyen Tarsus İdman Yurdu'nda futbolcular alacakları olan yaklaşık 2 milyon Türk liranın ödenmemesi nedeniyle sahada 2 dakika boyunca topa dokunmayarak sabit kalarak protesto eylemi yaptı. Fatih Karagümrük maçı öncesinde hakemin çaldığı düdükle birlikte orta sahada daire kenarında toplanan sarı lacivertli oyuncuların tepkilerine taraftarlar da alkışlarla destek verdi. Fatih Karagümrük oyuncuları ise rakiplerinin protestosuna saygı göstererek sadece kendi sahalarında top çevirdi. Şehir stadyumundaki maç protestonun ardından normal seyriyle devam etti. Maçın ilk dakikalarında konuk Fatih Karagümrük daha etkili oyun sergiledi. Maçın 11. dakikasında gelişen Fatih atağında Ramazan Civelek, Tarsus kalecisi Anıl tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan ve gole çeviren Erkan Zengin takımını 1-0 öne geçirdi. 45+1'de Tarsus İdman Yurdu'nun beraberlik golü geldi. Sol kanattan Muhammed'in ortasında kale önünde topa iyi yükselip kafa vuran Abdullah Hamlan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. İlk yarı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Oyunun ikinci yarısında her iki takım da üstünlük sayısı bulma adına karşılıklı ataklar geliştirdi.
75. dakikada Fatih Karagümrük korner kullandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde maçın orta hakemi Burak Pekkan, Fatih Karagümrük lehine bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Büyük tartışmaların yaşandığı pozisyon sonunda yine penaltıyı kullanan ve gole çeviren Erkan Zengin skor tabelasını 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Fatih Karagümrük'ün Tarsus İdman Yurdu karşısında 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen Obezite Kaderin Olmasın temalı kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi. Bozyazı Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya ilçedeki değişik kurumların 14 voleybol takımı katıldı. Şehit Murat Namdar Ortaokulu spor salonunda düzenlenen turnuva, esnaf gücüyle Bozyazı Ortaokulu takımları arasında oynanan final maçıyla sona erdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan esnaf gücü turnuvanın şampiyonu olurken Bozyazı Ortaokulu 2. Bozyazı Emniyet Müdürlüğü 3. oldu. Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanlığı ise turnuvanın en centilmen takımı seçildi.